Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf fen bilimleri dersi 5. ünite ses ve özellikleri ile ilgili beceri temelli soruları çözeceğiz. 1. sorumuzla başlayalım. NASA dünyamızı ısıtan güneşin sesini paylaştı. Güneşte gerçekleşen büyük patlamaların sesi dünyadan duyulmamaktadır. NASA'da çalışan bilim insanları güneşi yakından inceleyemedikleri için Avrupa Uzay Ajansı ve NASA'nın gözlem evinde güneşin doğal titreşimlerini yakalayarak kaydediyorlar. Ardından fizik laboratuvarlarında bu titreşimleri ses haline dönüştürüyorlar. Verilen habere göre güneşte gerçekleşen patlamaların dünyadan duyulmama nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hatırlarsak ses boşlukta yayılmaz. Dolayısıyla uzayda bir boşluk olduğu için güneşin sesi bu boşlukta dünyaya gelemez. Cevabımız bununla alakalı bir şık olacak. Bakalım. A. Patlama şiddetinin az olması. Hayır. Güneşte çok şiddetli patlamalar meydana gelir. B. Güneşin dünyaya uzak olması. Uzaklıkla bir alakası yok arkadaşlar. C. Uzayda sıcaklığın düşük olması. Bu da sesin yayılmasını, dünyaya ulaşmasını engelleyen bir şey değildir. D. Uzayın büyük bir boşluk olması. Evet. Az önce de söyledik. Boşlukta ses yayılmaz. Bu yüzden biz uzayda meydana gelen sesleri, özellikle güneşin seslerini duyamayız. Cevabımız D şıkkı. İkinci soru. Aşağıda sesin farklı maddelerde ve farklı sıcaklıklarda yayılma süratleri gösterilmiştir. Tabloyu inceleyen bir öğrencinin yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Tabloyu incelediğimizde bakın hidrojenin farklı sıcaklıklardaki hızı verilmiş 0, 18, 100 derecede gitgide bakın sürat artmış. Karbondioksit için de aynısı geçerli. Bakın 0 derecede 259 iken 18'de 265. Su buharında ise farklı bir sıcaklık verilmemiş. 494 olarak hızını göstermiş. A. Farklı hallerde bulunan maddelerde ses farklı süratlerde yayılır. Çocuklar bakın burada farklı hal yok. Hepsi gaz halinde. Yani bize sıvı, katı gibi haller verilmediği için bu yorumu yapamayız. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz. Ses ile ilgili yapılan bir etkinlikte K, L ve M kaplarına aynı maddenin 3 farklı hali konuluyor. Her kabın içerisine aynı zamana kurulmuş çalar saatler yerleştiriliyor. Her kaptaki sesin kaç saniye sonra duyulduğu kronometrelerle ölçülüp tabloya kaydediliyor. Bu etkinliğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tabloyu incelediğimizde K kabında 10 saniye sonra duyuluyorsa burada sesimiz yavaştır. 3 saniye sonra duyuluyorsa sesimiz burada hızlıdır. 7 saniye sonra duyuluyorsa bu ikisinin ortasıdır. Onun için de orta yazalım. Buradan şunu çıkarmalıyız arkadaşlar. 10 saniye sonra duyulan yavaş olduğu için 3 farklı halimizde hatırlarsak katı, sıvı ve gaz. Ses en yavaş gazlarda yayılır ki biz burada K'ya gaz dememiz lazım. Hızlı olan ise katılardı. O yüzden hızlıya da benim katı demem lazım arkadaşlar. Orta hali olan da sıvı olur. Şimdi buna göre hemen şıklarda bir cevabımızı arayalım. A. M kabında buz olabilir. Hayır. Biz bakın M'ye sıvı dedik. Yani su olacak. Yanlış. B. Ses en hızlı K kabında yayılmıştır. Yanlış arkadaşlar. Çünkü bakın burada 10 saniye görüp de hızlı demeyin. Bu benim duyma sürem. Yani geç duyduğum için ses yavaş oluyor. C şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Tanecikler arası mesafe K büyüktür, M büyüktür, L. Evet doğru. Neden doğru? Bakın tanecikler arasındaki en büyük mesafe gazlardadır. Yani K olacak. Daha sonra sıvılardadır. M olacak. Daha sonra da katılardadır. L olacak. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Bir öğretmen ses konusuyla ilgili yapılacak etkinlik için öğrencileri gruplara ayırarak aşağıdaki gibi sıralıyor. Her bir gruba top vererek topun en baştaki öğrenciden sona kadar elden ele taşınmasını istiyor. Buna göre etkinlikle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Burada arkadaşlar dikkat edin. Birinci grup birbirine çok yakın olduğu için maddenin katı halini, ikinci grupta arada biraz mesafeler olduğu için sıvı halini, üçüncü grupta mesafeler çok olduğu için maddenin gaz halini temsil eder.
Buna göre şimdi bir cevap arayalım. Bize ulaşılamaz demiş. Olumsuz ifadeye dikkat edelim. A. Top sesi öğrenciler ise tanecikleri temsil etmiştir. Evet, bu doğru. B. Ses dalgalar halinde yayılarak ilerler. Arkadaşlar, buradaki bu görselde sesin dalgalar halinde yayıldığını anlamamıza yarayacak bir ipucu yok. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Ulaşılamazı soruyordu bize. Diğer şıklarda kontrol edelim. Tanecikler arası boşluk sesin yayılma süratini etkiler. Evet, zaten burada göstermek istediği en önemli bilgilerden birisi bu. D. Gruplar sırasıyla katı sıvı ve gaz ortamları temsil etmiştir. Bunu da ben zaten en başta yazmıştım. Doğru. Yanlış cevabımız B şıkkı. Beşinci soru. Ses özelliklerini araştıran bir öğrenci telli müzik aletleriyle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Öğrenciler farklı telli çalgılarda aynı nota çalındığında seslerin kulağa farklı geldiğini anlamıştır. Buna göre seslerin farklı duyulmasının nedeni özelliklerinden hangileri ile ilgilidir? Tabii ki en önemlisi ses kaynağının değişmesi. Yani bir, doğru. İki, dinlerken bulunulan mesafenin farklı olması. Bu sadece şiddetini etkiler. 3. Müzik aletlerinin farklı malzemelerden yapılmış olması, ki bu da ses kaynağını değiştirmemiz anlamına geliyor. Cevabımız 1 ile 3. C şıkkı. 6. soru. Sincaplar ceviz, fındık, fıstık gibi kabuklu yiyecekleri çok severler. Bir sincap bu yiyeceklerin içinin dolu olup olmadığını anlamak için kabuklarına vurur. Gelen sesin farklılığına göre yiyeceğin varlığını anlar ve kabuğu kırarak beslenir. Yiyecekten gelen seslerin farklı işitilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki ses kaynağının farklılaşması. Cevabımız C. Çünkü içi doluyla boş olan fındık, fıstık farklı sesler çıkarır. Bu da farklı ses kaynağı anlamına gelir. Yani boş fındık, dolu fındık. Cevabımız C. 7. sorumuz. Sesle ilgili bir etkinlik için aşağıdaki düzenek hazırlanıyor. Hoparlör çalıştırıldığında ses dalgaları gergin balonu titreştirmekte, buna bağlı olarak balon üzerindeki düz aynada titreşmektedir. Aynanın titreşmesi ekranda farklı görüntülerin oluşmasına sebep olmaktadır. Hoparlörden farklı sesler verilerek ekranda aşağıdaki görüntüler elde edilmiştir. Yapılan bu deneyle ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılır? Kontrol edelim. 1. Ses farklı ortamlarda farklı hızlarla yayılır. Burada farklı bir ortam yok. Aynı deneyi aynı yerde yapıyoruz. Bu yüzden yanlış. 2. Ses maddelerden yansıyabilir. Burada sesin yansıması ile ilgili bir özellik, bir görsel, bir olay da görünmüyor arkadaşlar. Yanlış. 3. Farklı kaynaklardan farklı sesler elde edilir. Zaten burada da bakın, hoparlörden farklı sesler verilerek, yani hoparlördeki ses kaynaklarımız değişiyor. Cevabımız yalnız 3, B şıkkı. 8. soru. Mars'ın atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur. Yoğunluğu dünyanın atmosferinin yaklaşık %7'si kadardır. Atmosferin ortalama sıcaklığı dünyada 15 derece, Mars'ta ise -50 derece olarak belirlenmiştir. Verilen bilgiye göre Mars'ta oluşan ses ile ilgili yayılmaz demiş. Yanlış arkadaşlar. Belli bir miktarda atmosfer olduğu için ses yayılır. Çünkü gaz bir ortam var ve ses gaz ortamlarda yayılabilir. 2. Dünyadakinden daha yavaş yayılır. Evet, bu doğru. Neden doğru? Çünkü atmosferin yoğunluğu bakın dünyadakinin %7'si kadar. Yani yoğunluğu düşük. Düşük bir gaz oranı var. Bu da sesin yavaşlamasına neden olur. Diğer bir yavaşlama nedeni ise bakın -50 derece. Çünkü ses soğukta yavaş ilerler. Cevabımız doğru. 3. Dünyadakinden daha uzaklara yayılır demiş. Yanlış arkadaşlar. Dünyadakinden daha uzağa gidemez. Çünkü yoğunluk ve sıcaklık düşük. Cevabımız yalnız 2. B şıkkı. 9. soru. Sesin farklı ortamlardaki hızını araştırmak isteyen bir öğrenci şekildeki gibi sadece tanecik sayılarının değiştiği 4 farklı ortamda ölçüm yapacaktır. Bu ortamların içerdiği tanecik modelleri aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki grafiklerden hangisi bu ortamlardaki sesin yayılma süratini göstermektedir? Arkadaşlar, yoğunluğu en fazla olan, yani tanecik sayısı en fazla olan ortam en hızlı sesi iletir. Burada da bakın ikinci ortamın yoğunluğu çok fazla, tanecik sayısı çok fazla. Ses en hızlı burada olacak. Daha sonra dördüncü ortam, üçüncü ortamda yavaşlayacak.
Birinci ortamda ise yayılmayacak çünkü boşluk, tanecik yok. Bu yüzden ses yayılamaz. Hemen kontrol edelim. İkinci ortamın en fazla olduğu. Bakın burada en fazla olabilir. Burada yavaş göstermiş bakın. Olamaz. Burada yine az göstermiş olamaz. Yine 2'de bakın burada az göstermiş D şıkkında. Bu da olamaz. Elimizde bir tek A şıkkı kaldı. Cevabımız A. 10. soru. İki arkadaş aynı doğrultu üzerinde durup sesle ilgili bir uygulama yapıyorlar. Kaan davula vurarak ses oluşturuyor. Ali ise Kaan'ın davula vurduğunu gördüğü anda kronometreyi çalıştırıyor. Davul sesini duyduğu anda ise durduruyor. İki arkadaş bu uygulamayı 3 gün boyunca aynı saatte tekrarlıyorlar. Bulundukları ortamın bazı özelliklerini ve ölçerek elde ettikleri verileri aşağıdaki tabloya not ediyorlar. Buna göre sesin havadaki yayılma sürati ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen ölçümlerini kontrol edelim. Bakın birinci günde 680 metre mesafe var. Ölçülen süre 2 saniye. Hava sıcaklığı 25. Nem oranı %10. Hava rüzgarsız. İkinci gün aralarındaki uzaklık yarıya düşüyor. 1.23 saniye. Bunun da yarıya düşmesi gerekirdi ama düşmemiş. Bakın uzamış. Rüzgar olduğu için bakın ters yönde, yani bu tarafa doğru bir rüzgar olmuş. Bu da sesin duyulma hızını azaltmış. Üçüncü güne bakıyorum. Üçüncü günde yine 680 metre 1.90 saniye olmuş. Bu da sesin hızlandığı anlamına gelir. Bakın hava da 24 dereceymiş. Sıcaklık ne yapmış? Sesin hızını arttırmış. Yine %10, %10 nem oranı. 1. Havadaki nem oranından etkilenmez. Bununla ilgili bir çıkarım yapılamaz. Çünkü nem oranları hepsinde aynı. Farklı bir nem oranı verilseydi bununla ilgili yorum yapabilirdik. Dolayısıyla yanlış kabul ediyoruz. 2. Rüzgardan etkilenir. Evet, rüzgardan etkilendiğini burada ikinci günde görüyoruz. Ses biraz yavaşlamış. Yarıya inmesi gerekirken sürenin ne yapmış? 1.23 olmuş. Duyulmasını biraz geciktirmiş. Doğru. 3. Hava sıcaklığı arttıkça artar. Evet, bunu da 3. günden anlıyoruz çocuklar. Çünkü bakın 3. günde 24 dereceye çıkmış. Duyulması 2 saniyeden 1.90'a düşmüş. Doğru. Cevabımız 2 ve 3. C şıkkı. 11. sorumuz. Tsunami önceden kestirilebilir mi? Sualtı depremlerinin hemen sonrasında okyanusun derinliklerinde oluşan büyük dalgalar tsunamiye sebep olur. Araştırmacılar tsunami dalgalarından daha hızlı hareket eden ses dalgalarını taşıdığı enerjiden faydalanarak tasarladıkları erken uyarı sistemi ile tsunaminin büyüklüğünü ve şiddetini tahmin etmeyi planlamaktadır. Buna göre örneklerinden hangisi metinde verilen ses özelliği ile benzerlik gösterir? 1. Ultrason cihazları ile böbrek taşlarının kırılması, evet, yüksek enerjili ses dalgalarıdır. Bu şekilde böbrek taşlarını kırabilir. Yani doğru. 2. Gök gürültüsü olduğunda araba alarmlarının çalması, evet, bu da sesin bir enerji olduğunu ve cisimleri hareket ettirebildiğini gösterir. Doğru. 3. Şimşek olayında önce ışığın görülmesi sonra sesin duyulması. Bu sesin yayılma süratiyle alakalıdır. Yani bir enerjiyle bir alakası yok. Cevabımız 1 ile 2. A şıkkı. 12. soru. Araç park sensörleri sesin teknolojideki kullanım alanlarından biridir. Araçların ön ve arka tamponlarına yerleştirilen sensörler yüksek titreşimli ses dalgaları yayarlar ve aracın bir engelle karşılaşması sırasında sürücüye uyarıda bulunurlar. Metinde verilen araç park sensörlerini çevredeki engelleri algılamasında sesin hangi özelliğinden faydalanılmıştır? Arkadaşlar, sesin yansıma özelliği. Çünkü ses burada araca çarpacak, tekrar geri gelecek ve buradaki sensörler bunu algılayarak bir sinyal sesiyle bize bildirecektir. İlla ki anne babanızın arabalarında bunu belki görmüş duymuş olabilirsiniz. Cevabımız yansıma ile ilgili bir özellik olacak. A. Sesin iletişimde kullanılması. Hayır. B. Sesin madde tarafından yansıtılması demiş. Cevabımız B şıkkı. 13. soru. Ekolokasyon. Ekolokasyon yani yankıyla yön bulmada yarasalarınkine çok benzer bir yöntem kullanılır. Yarasalar çıkardıkları seslerin nesnelerden yansımalarıyla
etraflarında neler olduğuna dair fikir edinirler. Görme engelli bireyler de yarasalar gibi sesle görerek yönlerini bulabilirler. Bu yöntemi bir bilim insanı şöyle anlatmıştır. Herkesin çıkarttığı ses farklıdır. Örneğin ben dilimi ağzımın üst kısmında şaklatırım. Bu keskin bir sestir. Çevrenin gürültüsünü aşıp size onlarca ya da yüzlerce metre ötesine dair bilgiler getirebilir. Ekolokasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Ultrason cihazında cisimlerin görüntülerinin oluşmasını sağlar. Evet, doğru. B. Nesnelerin hangi malzemeden yapıldığına dair bilgi verir. Evet, her maddenin sesi iletmesi ve yansıtması arkadaşlar birbirinden farklılık gösterebilir. C. Ses dalgalarının nesneler tarafından soğurulması prensibine dayanır demiş. Soğurulması değil arkadaşlar, yansıtılması olacak, yansıması olacak. Cevabımız C. 14. soru. Aşağıdaki kutulara çalar saatler aynı zamana kurularak yerleştiriliyor. Kutuların etrafı farklı malzemelerle kaplanıyor. 3. kutudaki çalar saatin sesi net olarak duyulurken 1 ve 2. kutulardaki çalar saatlerin sesi çok az duyuluyor. Buna göre kutular kaplanırken hangi malzemeler kullanılmış olabilir? 3. kutudaki arkadaşlar net olarak duyuluyorsa demek ki bunda ses yalıtımı iyi olmayan bir madde kullanılmış. Burada yalıtım kötü. Diğer 1 ve 2. kutuda ise iyi ses yalıtımı yapan malzemeler kullanılmıştır. Ki bunlar da genelde yumuşak, süngerimsi, boşluklu olan maddeler olacak. Bakalım. 1. strafor köpük, 2 ahşap, 3 taş yünü demiş. Taş yünü kötü bir yalıtkan değil arkadaşlar. İyi bir yalıtkandır. Yanlış. B. Pamuk. Doğru, 1. kutu için olabilir. Bakır levha demiş 2. kutu. Bakır levha da iyi bir ses iletkenidir. O yüzden bize 2. kutu da işimize yaramaz. Çünkü 2. kutuda ses az duyuluyordu. C'ye bakıyorum. Alüminyum levhalar demiş. Alüminyum levha da iyi bir ses iletkenidir. Bize yalıtkan lazımdı. Bu da yanlış arkadaşlar. D'ye bakıyorum. 1. kutu cam yünü. Evet, olabilir. Güzel bir ses yalıtkanı. 2. kutu bulaşık süngeri. Evet, boşluklu bir yapıya sahip, yumuşak. Yine iyi bir ses yalıtkanı olabilir. 3. kutu çinko levhalar. Evet, 3. kutuda bize kötü bir ses yalıtkanı lazımdı. O da metal olan çinko levhalar. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. 15. soru. Arabalardaki park sensörlerinin çalışma prensibi araştırılarak bununla ilgili bir proje yapılıyor. Yapılan projeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Projemizi inceleyelim. Bip sesi çıkaran ufak bir hoparlör, oyuncak araba, kısa mesafeleri ölçebilen ultrasonik sensör. Çalışma prensibi: ultrasonik sensör ses dalgalarının yayılmasını sağlar. Yayılan ses dalgaları oyuncak arabanın etrafındaki engellere çarparak geri döner. Gidiş dönüş arasındaki süre engelin uzaklığını belirler. Oyuncak araba engele yaklaştıkça hoparlörün çıkardığı ses uzar. A. Sesin yansıma özelliğinden yararlanılmıştır. Evet, zaten en önemli çalışma prensibi bu. B. Ses dalgaları gaz ortamda yayılmıştır. Evet, hava ortamı bir gaz ortamıdır. Bu da doğru. C. Cisimden uzaklaştıkça bip sesi kısalmıştır. Evet, bakın burada diyor ki ses uzar diyor yaklaştıkça. Uzaklaştıkça da tam tersi kısalacak. Doğru. D. Ses dalgaları cisme yaklaştıkça sesin şiddeti artmıştır. Hayır, cisme yaklaştıkça sesin şiddeti artmaz. Cevabımız D şıkkı. 16. soru. Dışarıdan gelen sesin azaltılması ile ilgili yapılan etkinlik aşağıdaki gibidir. Odanın duvarları plastik köpükle kaplanıyor. Yumurta kolisinin çukur olan iç yüzeyleri pamuk ile dolduruluyor. Doldurulmuş yumurta kolisi plastik köpük üzerine tutturularak tüm duvar ikinci bir katmanla kaplanıyor. Oda içerisindeki ses şiddeti ölçülüyor. Etkinlikte ses yalıtımının gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? 1. Aynı duvara kumaş ile üçüncü katman ilave edilmeli ve bir ölçüm daha yapılmalı. Hayır, bu işlemden önce bir ölçüm yapılmalıydı. Yani yanlış. 2. Duvara hiçbir kaplama yapılmadan ses şiddeti ölçülmeli. Evet, az önce söyledim. Çünkü bir kaplanmış halini ölçeceğiz. Bir de kaplama olmadan önceki halini ölçeceğiz ki yalıtım olup olmadığını kararlaştırabilelim. 3. Yumurta kolisi yerine plastik köpük kullanılmalı.
Bu bize bir ses yalıtımı yapılıp yapılmadığını vermez. Cevabımız yalnız 2, B şıkkı. 17. soru. Desibel metre ses düzeyini ölçmeye yarayan alettir. Ses yalıtım malzemesinin seçimiyle ilgili aşağıdaki düzenek hazırlanıyor. Düzeneğe ses yalıtım malzemesi olarak sırayla sünger, metal ve ahşap yerleştirilerek desibel metre ile ölçüm yapılıyor. Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen değerleri gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada en iyi yalıtım yapan sünger olur arkadaşlar. Çünkü boşluklu bir yapıya sahiptir ve desibel metreye gelen sesin az olması gerekiyor süngerde. Bakalım hangisinde süngerde az? A şıkkında bakın az, bir de D şıkkında az. Bu ikisi olabilir. Metale bakıyoruz arkadaşlar. Metal sesi en iyi iletendir bu üçü arasında. Çünkü metaller iyi ses iletkenidir. Sesin çok fazla geliyor olması gerekecek. Bakalım A ve D şıklarına hangisinde metalde çok ses gelmiş? A şıkkında gelmiş. Evet, cevabımız buradan A çıkıyor arkadaşlar. 17 A. 18. soru. Öğrenciler çalar saat, boş kutu, sünger ve pamuk kullanarak 3 farklı düzenek hazırlıyorlar. Saatler çaldığında duyulan seslerin şiddetlerini aşağıdaki grafik ile gösteriyorlar. Buna göre yapılan deney ile aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aranmaktadır? A. Sesin yayılması katılarda ve boşlukta farklı mıdır? Bu deney düzeninde boşluk yok arkadaşlar. Yanlış. B. Sesin yayılması için maddesel ortam gerekli midir? Hepsi maddesel ortamda, hiç boşluk olmadığı için bu şıkkımız da yanlış. C. Farklı ses kaynaklarından farklı sesler çıkar mı? Arkadaşlar hepsinde ses kaynağımız aynı, çalar saattir. Yani bu da yanlış. D. Sesin yayılmasını önleyen malzeme var mıdır? Evet, bakın bunu araştırıyorlar farklı malzemeler deneyerek. Cevabımız D şıkkı. 19. soru. Açık tarz çalışma ofislerinde çok fazla ses kirliliği olması çalışma performansını olumsuz etkiler. Bunun önüne geçmek için akustik uygulamalar yapılır. Bazı maddelerin yalıtımla ilgili özellikleri aşağıda verilmiştir. K maddesi tavan için kullanılır, uzun ömürlüdür, yanmaz, %10 ses yansıtma. L maddesi duvar için kullanılır, kısa ömürlü, yanmaz, %35 ses yansıtma. M maddesi tavan için kullanılır, uzun ömürlü, yanmaz, %25 ses yansıtma. N maddesi duvar için kullanılır, uzun ömürlü, yanmaz, %30 ses yansıtma demiş. Buna göre en iyi çalışma ortamı aşağıdaki ofislerden hangisindedir? Burada hemen dikkat edeceğimiz ses yansıtması az olan bir madde kullanmamız lazım tavana. Yani tavana K maddesini koyacağız arkadaşlar. Şıklarımızı kontrol edelim. Bakın öncelikli olarak tavanda K maddesini kullanmamız gerekiyor. Çünkü %10 ses yansıtma, uzun ömürlü ve yanmaz. Hemen K maddesinin tavanda olduklarına bakıyoruz. Bakın burada yani B ve D şıklarımız, A ve C'yi eledik. Aradaki duvarda ise uzun ömürlü ve ses yansıtması. Bakın duvar için kullanılanlar burada. En az sesi yansıtan da gördüğünüz gibi N maddesi, yani duvarda da N kullanacağız. O yüzden cevabımız D şıkkı. 20. sorumuz. Ses ve özellikleri ünitesiyle ilgili yapılacak araştırma için hipotezler belirleniyor. Hipotez 1, sesin yayıldığı ortam değişirse ses farklı işitilir. Hipotez 2, sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Bu hipotezleri test etmek için aşağıdaki kaplar kullanılarak uygun deney düzenekleri oluşturulacaktır. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Kontrol edelim. 1, K ve M kaplarına metal kaşıklarla eşit kuvvetle vurarak hipotez 1 test edilebilir. Hipotez 1'de ortam değişirse ses farklı işitilir diyor. Biz K ve M kaplarına vurduğumuzda aynı ortamda, yani hava ortamında kulağımıza gelecek ses, ortam değişmeyecek, test edemeyiz. Yanlış. 2. K ve M kaplarına konulan çalar saatler çaldığında hipotez 1 test edilebilir. Evet, doğru. Çünkü bakın birinci kapta su ortamından kulağımıza gelecek. İkinci durumda, yani
M kabında hava ortamından gelecek kulağımıza. Ortam değişmiş olacak ve bize farklı sesler gelecek. Cevabımız doğru. 3. L ve N kaplarına metal kaşıklarla eşit kuvvetle vurarak hipotez 2 test edilebilir. Yine yanlış. Çünkü ben bunlara metal kaşıkla vurduğum zaman ses çıkacak ve kulağıma gelecek. Bana gelen sesin hava olmayan bir ortamdan ulaşması. Yani benim kendimin boşlukta olmam gerekiyor bunu test edebilmem için. Yanlış. L ve N kaplarına konulan çalar saatleri çaldığında ikinci hipotez test edilebilir. Evet, çünkü ben havası boşaltılmış olana çalar saati koyduğumda bana sesi ulaşmayacak. Ve sesin maddesel bir ortama ihtiyaç duyduğunu anlamış olacağız. Ki buradan da cevabımız B şıkkı 2 ve 4. Beceri temelli soruların çözümleri burada bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.